1995 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mezun oldum. Yaklaşık 27 senedir bu mesleği yapıyorum. Meslekte çok farklı alanlarda, farklı branşlarda, özellikle yaklaşık 17 sene kadar yoğun bakım ünitesinde çalıştım. Sağlık Bakanlığı'na ait UMKE biriminde de gönüllü olarak görev yapıyorum. Sınır ötesi birçok göreve gittim. İşte Afrin'i, Cerablus'tan. 2018 yılında o dönemde Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'dı. Onun ellerinden yılın hemşiresi ödülünü aldım. 27 senedir yılmadan usanmadan bu görevi yerine getiriyoruz, öyle diyeyim yani. Şöyle, ben aslında yaklaşık 9 sene oldu Malatya'ya geleli. Malatya'ya geldikten sonra belediye bünyesinde bazı kurslara gitmeye başladım. Önce yan flütle başladım. Şu anda yan flüt çalıyorum, resim yapıyorum. Piyanoyu da ekledim tabii ki. Bunlarla uğraşmaya devam ederken bir arkadaşımın yaratıcı drama ile ilgili bir workshopuna katıldım. Orada doğaçlama olarak çok farklı kareler kaydettik ve onları izlediğimde hocam dedi ki, hayır, senin aslında içinde bir tiyatro canavarı var. Beni tiyatro kursuna yönlendirdi. Yaklaşık bir ay tiyatro kursunda kurs aldıktan sonra belediye bünyesinde. Yaklaşık 4-5 senedir de sahnelerdeyim. Birçok projede oynadım. Birçok tiyatro oyunda oynadım. İşte kısa filmler, sanat yönetmenliği, o dalda da bayağı bir çabalarla birlikte devam ediyoruz. Şu anda Tozlu Mizah ekibimiz var. Skeçlerle oyunlar sergiliyoruz. Onlarla birlikte de sosyal etkinlik projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 5 senedir sahnelerdeyim. Aslında hiç zor olmuyor çünkü insan mutlu olduğu yerde var. Yani bir şeyle mutlu oluyorsanız zaten onun arkası geliyor. Tiyatroyla uğraşırken aslında şöyle anlatayım. Kendiniz için bir şey yapmıyorsunuz. Mesela benim arkadaşlarım bir kısmı çocuklarını tiyatro kursuna gönderdiler. Toplumsal olarak da bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Bir etki yaratıyorsunuz aslında. Yani bundan 5 sene sonra belki çevremizde çok daha farklı şeyler göreceğiz. Yani bu etkiye sebep olabilmek de çok güzel bir şey. Sadece kendiniz için değil, çevreniz için de aslında bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Zaman bulmak değil aslında, zamanı kendimiz yaratıyoruz. Ömür geçiyor, vakit bitiyor. Ne yapmak istediğinizle alakalı. Sahnede olmak bambaşka bir şey. Bu aşkla yapılan her iş aslında çok güzel. Ben de aşkla yapıyorum yaptığım her işi. Mesleğimizin gerçekten zorlukları var. Yani insanlarla uğraşıyoruz ve yardıma muhtaç insanlarla uğraşıyoruz. Hasta bireylerle uğraşıyoruz. Tabii ki bu psikolojik anlamda hepimizi yoruyor. Covid bizim için gerçekten zorlu bir süreçti. Ülkemiz için de büyük bir sınavdı bence. Ama her zorluğa rağmen iyi bir şekilde atlattık diye düşünüyorum.